Dün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü temasların ardından New York'tan ayrılarak Türkiye'ye dönecek. Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretini yakından izleyen dış politika uzmanı Ali Çınar da bizimle canlı yayında Amerika Birleşik Devletleri'nden karşınızda. Ali Çınar merhaba. İyi yayınlar diliyorum Serap Hanım. Şimdi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü hitabında hem de CBS'e verdiği röportajda çağrıları var. Nasıl değerlendirme yapılıyor bunlarla ilgili? Nasıl yankılandı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler'de? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında öne çıkan en önemlisi başlık iklim değişikliği ile ilgili oldu. Paris Anlaşması'na imza atacağını, yani meclise getirilip onaylanacak müjdesini verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bazı Amerikan medya kanallarında bu haberin geçtiğini gördük. Çünkü Kasım'da Glasgow'da iklim zirvesi var. Başkan Biden ve Batı İttifakı çok önemsiyor bu iklim zirvesini. Ve bu iklim zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalayacağını açıklaması dikkat çekti. Onun dışında yaptığı konuşmalarda Afganistan, Suriye, Libya olmak üzere birçok dış politika konularını gündeme getirdi. Uygur Türklerinden bahsetti. O nedenle genel Türkiye'nin dış politikası ilgili birçok konuya değindiğini görüyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerini tamamlayarak yurda dönecek. Şimdi CBS'te Afgan göçmenlerle ilgili söyledikleri Cumhurbaşkanı önemli. Çünkü haftalardır Türkiye'nin gündeminde bu konu. Bizim için sıcak siyaset gündem maddelerinden bir tanesi. Orada röportajın tamamı sonradan yayınlanacak ama bir hareket mi oldu arkanızda Ali Bey? Evet, Serap Hanım şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine giriyor. Ondan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Türk evinde bazı ziyaretler, bazı görüşmelerde bulunacak. Burundi, Arnavutluk, Moğolistan, FIFA Başkanı ile ikili görüşmesi var Türk evinde. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evine girişini görüyoruz. Burada 4-5 saat kaldıktan sonra da New York'tan ayrılarak yurda dönecek. Şu anda Erdoğan'ın girişini gördük canlı olarak. Evet, tam da evet arkanızdan geçiş yaptılar, biz de görmüş olduk. Evet, bu Afgan meselesiyle ilgili biz burada çok önemsiyoruz, konuşuyoruz. Türkiye için elbette çok önemli sığınmacılar konusu. Orada basın, yani CBS'e tabii bu röportaj verildi. Bir kısa bir bölümü paylaşıldı. Bununla ilgili paylaşımlar var mı? Medyada bunlar konuşuluyor mu? Türkiye, Afganistan konusu, Afgan sığınmacı konusu Amerika-Türkiye ilişkileriyle perspektifinde değerlendiriliyor mu? Afganistan konusunda Amerikan medyasında Türkiye çok gündemde değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce New York Times'e bir görüşmesi oldu ve CBS adlı bir televizyon kanalına Afganistan olmak üzere başka konularda demeçleri oldu. Bir kısmı dediğiniz gibi Afganistan konusunu anlattı. Pazar günü de tüm bölümü yayınlanacak Erdoğan'a olan televizyon röportajının. Ama genel olarak Afganistan konusunda Amerika Birleşik Devletleri daha çok Katar'la görüşmeyi ve bilhassa Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve tahliller konusunda Katar'la daha yakın ilişkide olduğunu görüyoruz. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Blinken'la bir görüşme yaptı ve ana konu Afganistan'dı. Aynı şekilde Türkiye saatiyle 20'de bir sıcak haber, İbrahim Kalın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Washington DC'de görüşme yapacak. Bunun da ana konusu Afganistan. Yani Türkiye Afganistan'da bir rol almak ve Kabil Havalimanı konusunda Amerika ile işbirliği yapmak istiyor. Tabii bunun sonuçlarını, detaylarını göreceğiz ama genel olarak Amerikan kamuoyunda ve medyasında Türkiye'nin rolü ve ne yapabileceği konusunda gündem yok diyebilirim. Şimdi Biden geldiğinden beri biraz daha yüz yüze görüşmeler daha mesafeli seyretti şu ana kadar. Burada da bir görüşme fırsatı olmadı. Şimdi bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüyle sona eriyor. Bir ne ifade ediyor? Türkiye-Amerika ilişkilerine ilişkin bir şey verdi mi bize bu birkaç gün? Bundan sonrasına ilişkin bu temaslar, az önce söylediğiniz Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri, birazdan bugün değil mi 20'de İbrahim Kalın'ın bu görüşmesi olacak bir saat sonra Türkiye saatiyle. Evet, Beyaz Saray'da saat 20'de İbrahim Kalın'la Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanı görüşecekler. İbrahim Kalın sabahleyin New York'tan Washington DC'ye geçti. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasında, yani New York'ta Eylül'de yapılan Birleşmiş Milletler toplantılarını
Türk-Amerikan ilişkilerini endekslemek çok yanlış. Tüm dünya liderleri buraya geliyor. Yani illa devlet liderlerinin burada birebir görüşmeleri beklenmiyor. Yani geçen sene Başkan Trump'la Erdoğan görüşmemişti Eylül ayında. O nedenle buna endekslememek lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler'in konumu farklı. Amerika ev sahibi. Zaten evet. Biden da sadece Avustralya Başbakanı'na görüşüp dönmüştü. Ama en azından diyalogların devamı önemli. Dışişleri Bakanı görüştü. Bugün Colin Sullivan görüşmesi var. Ama genel çerçevede Biden'ın Ankara'ya hala mesafeli olduğunu ve ana sorunlarının hiçbirinin çözülmediğini görüyoruz. Tabii bu da çok iyi işaret değil. Şunu belirtmekte fayda var. Roma'da Ekim sonunda G20 zirvesi var ve Glasgow'da Kasım'da iklim zirvesi var. Bunlardan bir tanesinde Biden-Erdoğan görüşmesinin olma ihtimalini başkent kulisleri belirtiyorlar. Yani diyaloglar, görüşmeler olur ama önemli olan sonuçların ortaya çıkması somut olarak. Ama bu konuda çok olumlu ışık fiz göremedik şu ana kadar. Peki Ali Çınar, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Amerika Birleşik Devletleri'nden hem oradaki geçen görüşmelerin seyrini hem bundan sonrasına ilişkin değerlendirmelerini dinledik Ali Çınar'ın.